Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vessalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Zümer suresi ayet 24 ve devamı inşallah Efemen yettaqi bi vashihi su'al azab yawm al qiyamah. Ve qila li zalimin zuqu ma kuntum taksibun. Ya Rabbi sen böyle olanlardan eyleme bizi. Allahu Teala böyle anlatıyor. Onun sorduğu soru değil anlatım öğretmek için bize konuyu açıklamak içindir elbette. Değilse en bilen, tam bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen, alâmul gayûb olan, alimul gaybi ve şehâde, alim ve habir olan Allah kime sorsun ki neticede Zalûmen cehûle olan bir insana, Allah ne sorarsa ona cevap verebilir ki. Ama 22. ayette de öyle bir soru gelmişti. Efemen men şerahallâhu sadrahu lil-İslam. Şimdi 24'te de benzeri. Efe men yettehî bi veçhihî su'el azâbi yevmel kıyâme. Söyleyin. Yani bir adam da düşünün ki, azabın en kötüsünü, o korkunç cehennem azabını yüzüyle def etmeye, kendisini yüzüyle korumaya çalışan bir adam düşünün kıyamet gününde. Mümkün mü? Hani insan tek çare, son çare yüzünü korumaya çalışır. Gücü yettiğince, eliyle, koluyla ya da bir imkan bulduğu kadarıyla yüzünü korumaya, yüzünü tehlikelerden korumaya çalışır. En son kalesidir sanki o. Fakat, onu da kaybetmiş, azaba karşı yüzünü kullanıyor. Güya sözüm ona, kendisini yüzüyle koruyor. Oysa vecih kelimesi, kendisi demektir. Yüzü demektir. Kur'an-ı Kerim'de vecih kişinin kendisi içinde kullanılır. Bu anlamda düşünürsek, insan kendisini, ateşe karşı kendisini ortaya koyarak korunmaya çalışıyorsa, e zaten ondan korunacaktı. Kıyamet günündeki o dehşetli, o korkunç, o muazzam azaba karşı böyle korunmaya çalışan bir adam düşünün. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili benzer ayetler göreceksiniz. Dimdik ayakta ve de güven içinde yürüyen bir adam yüzüstü ateşe yuvarlanmış, öylece ateşin içinde debelenen bir adam söyleyin. Hangisi daha güvende denilen ayetleri düşünün. İşte o gün veqilil zalimin zalimlere denilecek ki, zulku ma küntüm teksibun. Böyle yapmıştınız, böyle istemiştiniz. Yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak tadın azabı bakalım denilecek, zalimlere. Kimdir zalim? Eline bir alet alacak? önüne gelenin kulağını kesecek. İşte zalim yakaladınız, vurun alnına damgayı, sen zalimsin deyin. Güzel. Böylesi de yok ya zaten, demek piyasada zalim kalmamış. Oh elhamdülillah. Başka zalim ne ola ki? Her önüne gelen gözünü oyuyor adam. Zalim, tamam ona da vurun damgayı. Ya da bir kırbaç almış, önüne geleni ateş kırbacıyla kırbaçlıyor. Vurduğu yerden ateş çıkıyor, sanki kan fışkırıyor, zalim. Basın ona da damgayı, sonra ve diğerleri. Ben öylesini bilmiyorum. Görmedim öyle zalimler, Allah da göstermesin. Hani ateşe yatıranlar, hani bir bir kemiklerini kıranlar, ya da benzerleri anlatılır, tarihte varmış. Evet, o zalimler de yapıp ettiklerinin cezasını çekecekler. Ama Kur'an-ı Kerim'de Sık sık karşımıza çıkan bu kelimenin sünnette karşımıza çıkan bu kelimenin o günkü anlamını yeniden düşünelim. Sözlüklere bakalım ilk sözlüklere. Zalim yapmaması gereken bir şey yapan demektir. Mesela bir toprak kazılmamalı ve sen kazmışsan zalimsin, toprağa zulmettin demektir. Başla buradan devam et. Durmaman gereken yerde duruyorsan zalimsin. Almayacağını alıyorsan Söylemeyeceğini söylüyorsan, konuşacakken susuyorsan, verecekken vermiyorsan, oğlun adına yapacaklarını, kızın adına edeceklerini, evin barkın adına düşüncelerini, Allah belirlemişken sen tersini uyguluyorsan, nedir senin sıfatın? Peki bunların karşılığında bir ceza, bir azap, bir ikap mı söylüyor bu ayet? Sen istersen tekrar düşün, benim aklıma bunlar geldi. Zalim. Mesela kulak ve gözden söz ettik. Hani birisi gözü oyuyordu, diğeri kulağı kesiyordu. Evet onlar zalimdi tartışmasız. Peki ama kulağını vermemesi gereken yere kulak verenler zalim değil mi? Kulak verecekken kulak vermeyenler zalim değil mi? Ya da kulağa söylenmeyecek şeyleri söyleyenler zalim değil mi? Ya da gözün görmeyeceği şeyleri göze gösterenler, gözün göreceği şeyi göze göstermeyenler zalim değil mi dersiniz? Eğer bunları yalan sayıyorsanız, olmaz öyle şey, gözümüze kulağımıza biz karışırız, oğlumuz, kızımız, dükkanımız, tezgahımız bizim, biz belirleriz hayat programımızı diyorsanız, siz bilirsiniz, ne min kablihim, Haberiniz var mı? Onlardan önce de niceleri yalan saymıştı Allah'ın gönderdiği gerçekleri. Allah hak anlaşılsın, hakikat yaşansın diye sema ve arzı var etmiş, peygamber göndermiş, kitaplar göndermişti. Bunları yalan sayanlar ilk defa siz değil ya da ilk defa sizin döneminizde görülmüş şeyler değil bunlar. فَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Bakın daha önceye. Hem onlara azap hiç beklemedikleri, farkında bile olamayacakları bölgeden veya yönden ya da yandan ya da bir yerlerden gelmedi mi? Onlar beklemiyorlardı, onlar öyle zannetmiyorlardı. Hatta mesela diyelim bunun ilk örneklerinden biri, Ağat kavmi için ufukta görülen azap ve ikap bulutu, kapkara bir, azap bulutu onların üzerlerine doğru gelirken hatta onlar şımarıkça seviniyorlar. Gördün mü? İşte tanrılar bize gülmeye başladı demiyorlar mıydı? Evet, anlaşılan böyle. Böyle anlaşılıyor ama ben anladığım kadarını temel kabul edemiyorum. Çünkü ben öyle bir şeyin bana ait olanın bütün bir ümmete de ait olması gerektiği konusunda ne diyeceğimi bilemiyorum.'' Ama ben böyle anlıyorsam benim delillerim bana sen öyle anlıyorsan da senin delillerin sana ait olsun. Gelin yeniden düşünelim. Bununla ilgili diğer ayetlere, bununla ilgili diğer hadislere, bununla ilgili peygamber döneminin o seçkin insanlarına yeniden müracaat edelim. Acaba kim zulm ediyor, kim yalan sayıyor, kim dalga geçiyor? Çünkü Sonuç çok kötü. Ya biz de onlardan sak diyelim. Fezaqahumullahul hize fi hayatid dunya. Onlara Allahu Teala dünya hayatında bir rezillik, rüsvaylık tattıracaktır. Onlar dünya hayatında perişan olacaklar. Ama onlar vel azabul ahireti ekber. Ama ahiret hayatında da onlara korkunç bir azap layık görülecektir. Çünkü ahiret azabı Dünyanınkinden çok daha büyüktür levkanu alemun. Bir bilseler, bir anlasalar, bir fark edebilseler, ah keşke bilselerdi de vazgeçebilseler. Dünya hayatında rezil ve rüsvay olmak. Allah söylüyor bunu. Yani yarın ateş azabını, en kötü azabı, azabın en kötüsünü kıyamet gününde hak edenler işte onlar zalimler ki tadın bakalım yaptıklarınızın karşılığı bu azabı denilecek ve onlar yalan sayanlar, kezzebe yapanlardır. Onlara azap hiç beklemedikleri bir yerden kendilerine gelecek ve Allah onlara dünya hayatında hızi, el rezil ve rüsvay yolu şeklinde bir azap taktıracak. Böyle denilince Müslüman Müslüman olarak der ki Rabbim diyor ve tamam meğer ki onlar rezil insanlar. Meğer ki onlar rezil ve rüsvay olacaklar. Hepsi bu kadar, Rabbim dedikten sonra tamam diyebilirler, demeliler, demek zorundalar. Ama bakıyoruz, düşüncesini Kur'an'ı iyileştirmeyenler, değerlendirme sistemini Kur'an'a dayandırmayanlar, hayata bakış mantığını Kur'an'dan ve sünnetten almayanlar, şöyle bir bakıyorlar, net kafirlere, azılı kafirlere, cidden kafirlere yani tartışmasız kafir olanlara bir de bakıyorlar ki sanki haşa ama Allah korusun şöyle diyorlar a izzet ve şeref onlarda güç ve kuvvet onlarda rahat ve huzur onlarda kalpleri mutmain gönülleri sakin insanlar acaba mı ki yoksa neredeyse biz de mi gavur olsak ki diyecekler galiba estağfirullah olur mu öyle şey onlar dünyada rezil onu öyle göresiniz onların hayatı da rezilliktir onların beklentileri de onların programları da öyledir çünkü bir adam ne kadar güzel güle oynaya giderse gitsin sonuç helake doğruysa azaba doğruysa rezillik değil de nedir yani söyleyin Azrail gelse size Allah'ın kulu hangi amelinden dolayı bilmem ama Allah beni sana gönderdi. Üç günün kaldı. Ya da otuz saatin. Ya da üç saatin kaldı. Geleceğim ve canını alacağım. Var. Çarene bak. Ne istersen öyle yap dese ne yaparsınız? Oynamaya, hoplamaya, zıplamaya, isyan etmeye, küfretmeye ya da inkar etmeye karşı gelmeye mi çalışırsınız? O son döneminizi yani ölüme giderken ki halinizi azaba doğru gidiyor olarak mı değerlendirirsiniz? hem de Azrail bir de şöyle dese. Bak ben canını alınca sen bu hal üzere ölürsen senin canın cehenneme gidecek haberin olsun dese ne dersiniz? İmkan var mı? Tevbe edebilir miyim? Pişman olmama imkan var mı? Allah kabul eder mi demez misiniz hemen? O elbette evet diyecektir. Çünkü bir lütuf bir ihsan olarak hadi öyleyse. Peki ya şimdi oğlu kızıyla bütün mal varlığı sosyal varlığı, ekonomik varlığıyla kendinden geçerek dünyaya dalanlar, azaba doğru gidiyorlarsa rezil ve rüsvay değiller mi? Bir araba düşünün. Gidecekleri istikamet yerine bir otobüs dolusu adam veya bir gemi dolusu adam farklı bir istikamete ama ateşin içine ama azabın ve ikabın içine doğru gidiyorlar ama öyle ki hayat dolu gidiyorlar görünseler neşeyle şımarıkça, güle oynaya gitseler, söyleyin rezil insanlar değil mi onlar? Tehlikeyi bilmiyor ya da bilmek istemiyorlar, hem de siz söylediğiniz halde devam etseler, aynı biçim hayatlarına rezillik değil de nedir onların ki? Oğullarını nereye yatırıyorlar? Kızlarını nereye yatırım ediyorlar? Karı ve kocalarıyla, anne ve babalarıyla, bütün bir hayat programıyla nereye doğru gidiyor bu insanlar? Buna rezillik demezsiniz de, buna şahsiyet, kimlik, adamlık, güzellik, iyilik mi diyeceksiniz yoksa? Yoksa sizde de mi var bir şey demezler mi o zaman? Bu dünyadaki ya ahiretteki o çok daha büyük. Ah bir bilseler diyor Allah. Keşke bilseler diyor Allah. Vazgeçseler diye anlatıyor Allah. Hani onun için korkutuyor diyor zaten. Ve lekad darabna linnâsi fî hâzel Kur'an min kulli işte Allah bu Kur'an'da insanlar adına, insanlar için, onların lehine olarak her bir örneği açıklamıştır. Örnek yani mesel, misalle anlatmak, insanın zihninde konuyu daha bir canlandırması içindir. Peki örnekle anlatılmayan konular canlandırılmasa da olur mu? Ama neden öyle düşünüyoruz? Neden sözü söyleyenin Allah olduğunu unutuyoruz? Olur mu öyle şey? Allah bizi bizden bilen, bizi var eden ve bizi tam bilendir. Biz bizi Allah gibi bilemeyiz baştan bunu bilelim. Öyleyse Allah bizi en bilen, tam bilen, mükemmel bilen olunca nerede yalpa yapacağımızı, şeytanın vurgununa nerede daha bir muhatap olduğumuzu daha iyi bilince orada biraz daha şefkatinden, rahmet ve merhametinden biraz daha açıklama yapıyor Allah. Kullarım sapmayın diye ya da bu ayetle 27. ayetle söyleyelim. Leallehum yetezekkurun. Kullarım gündemde tutun bu konuyu. Meseleyi kavrayın. tesekkür edin. Tefekkür edin. Düşünün üzerinde durun diye belki öyle yaparlar diye Allah Kur'an'da her bir konuya insanların lehine misaller veriyor. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa baştan başlayıp okumaya başlayın. Hemen çok fazla değil. İlk elli ayet içinde örnek göreceksiniz. Diyecek ki Allah: Kur'an karşısında insanlar iki ana grupta toplanır aslında. Kimileri hayat programını ona dayandıranlar, cennet yolunun tarifini onda bulanlar, cennet ve cehennemi o tarif eder. Bir sonra tabi ve teslim oluruz diyenler, yani hidayeti onda buluruz diye ona sarılanlar, müttaki Müslümanlar. Kimileri de o var ya ki yok fark etmez bizim için biz yolumuzu kendimiz belirleriz diyenler. Yani Kur'an'ın varlığını örtbas eden, yok sayan, inkar edenler. Ama herkes böyle mert değil ki. Herkes açıktan kafir ya da müttaki değil ki. Kimileri de var ki diyor Allah, bakarsınız bir oyana, dönersiniz bir diğerine benzer. Adamlar bir ondan bir ondan görünmeye çalışır. Aslında kafirdir onlar ama Müslüman görünmeye de çalışırlar diye şöyle 7 8 on ayetle meseleyi aydınlığa kavuşturduğu halde Rahmaniyetinin tecellisidir diye biliyoruz. Ya da tesekkür ve tefekkür ve tedebbür edebilmemiz, üzerine düşünebilmemiz için bu ayetten dolayı böyle söylüyoruz. Bir de üzerine der ki Allah, مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ Onların örneği var ya işte onlar şuna benzerler diye ya da bir de şöyle bir örnek var diye Allah örnekler verir hemen arkasından. Bu Kur'an'ın başında böyledir. Kur'an'ın özü ve özeti kalbi olan sure Yasin'de de benzerini görürsünüz. ikinci ayete kadar 12 ayette Kur'an, İslam, Allah, peygamber, peygamberler, ahiret, kıyamet, cennet, cehennem, hayatın tümü bütün insanlar kısaca ve özet olarak değerlendirilir. Arkasından da denilir ki, bakın ey insanlar, bunu anlayan insanların oluşturduğu bir toplumsal yapıda bunu destekleyenler, buna can verenler, bunu ortaya koyanlar, bunun için hayatını feda etmeye hazır olanlar yanında karşı gelenler, engel olmaya çalışanlar ama bir de destek olmaya çalışanlar olur. İşte size bir örnek. Baudrillard lehum meselen diye bir örnek toplumsal yapı anlatılır. İşte Kur'an baştan sona bizim lehimize olan, bizim faydamıza olan, bizim için güzellikler arz eden örneklerle doludur. Bu anlamda hatta mesela Allahu Teala'nın hayata hakimiyeti için mesel kelimesi, darp kelimesi söylenmese de denilir ki bakın kafanızı kaldırın gökte uçan kuşlar konusunda düşünün onlar orada tutan kim? Allah'tan başkası mı? Mümkün mü? İşte benzer örnekler. Üzerinde düşünelim. Allah'ın en bilen, gerçekten bilen olduğunu, ama her şeye gücü yeten olduğunu, böylece tek Rab olduğunu, ama ondan başka ilah olmadığını düşünün dercesine örnekler var Kur'an'da. Öyle bir Kur'an ki, Kur'an'ın, Arabiyen, gayra zi'ivecin, leallehum yettekûn. Kur'an'dır öncelikle, yani okunan. Ama Arapçadır bir de arkasından, evet Arapça okunan bir kitap. Arapçadır, okunması gerekir. Okununca Kur'an'dır, okunmazsa Kur'an olmayacaktır. Okumak, Gözle mesaj almaktır, hayatın programını çizmektir bu alınan mesajla. İşte Kur'an bunun için vardır, okunması gerekir, kulaktan mesaj verecektir, kulağa mesaj verecek, kulaktan kalbe mesaj verecektir. Ama Arapça olacaktır. Peki ama biz Arap değiliz, evet ama bizim kitabımız Arapça, ama yani Allah Araplara gönderdiği bir kitabı evet bana da kitap kabul et diye emretmiş ben kabul ediyorum. Ama yani Araplara gönderdiği kitabı Arapça göndermiş ama neden bize Arapça olmayan bir kitap göndermemiş? Ama neden? Bunu bana soruyorsun. Allah'a sor diyorum ve ben hiç üzerinde durmaktan yana değilim. Değil mi? Söyleyin. Allah acaba neden bize de bizim dilimizde bir kitap göndermemiş? Ne yapayım? Ne yapabilirdim? Allah'a kafa tutacak değildim. Allah'ı hesaba çekecek değildim. Haşa Allah'ın yanılgısını ve yanlışını, hatasını buldum diyecek değildim. Allah böyle güzel görmüş. Siz Allah'ı öyle bilmiyor muydunuz? Yaptıysa güzeldir, dediyse güzeldir, emrettiyse güzeldir. Hepsi yerli yerincedir çünkü hakimdir Allah, çünkü alimdir. Öyleyse Arapça güzeldir de ondan böyle yapmıştır. Bana Arapça kitap güzeldir de ondan böyle göndermiştir. Ama bütün insanlık için her dili Arapça güzeldir de ondan ben o kitabı kitabım kabul ediyorum. Hem de neden orada takılı kaldım? Bakın bir özelliği daha var. Gayr-radi'i <laughs> vecin. Eğri bürü değil bu kitap. Fikir olarak, hedef olarak, ya da anlatım olarak, ya da plan ve proje olarak çarpıklığı yoktur. Yamukluğu yoktur bu kitabın. Bir öyle bir öyle demez. Aa Nereden çıkardın bunu? Senin sevgin seni kör etmiş diyorsun öyle mi? Yani mesela hadi ben onların dediğini bana dediklerini size söyleyeyim de beraber düşünelim. Efendim Kur'an'da eğrilik bürlük yok diyorsunuz ama evet mesela kıyamette hiç kimsenin konuşturulamayacağını söylüyor kimi ayetler tamam aynen öyle. Ama konuşanların doğru söyleyeceğini söylüyor tamam aynen öyle. Ama kimilerinde vallahi Rabbine ma künnâ müşrikin dediğini söylüyor. Yani yalan söylüyorlar. Evet öyle. Evet bu ayetler, bu ayetlerde çelişki yok ki. Yamukluk yok ki. Aynen öyle işte. Siz galiba Kur'an mantığıyla bakmıyorsunuz Kur'an'a. Siz Aristo mantığıyla bakıyorsunuz. Mesela sizin o mantık düzleminize göre düşününce. Bir şey ya evveldir ya ahir değil mi? Ya öndedir ya sonda. 10 kişiyi sıraya koyacaksınız, 10 sayfayı dizeceksiniz, 10 kitabı birbirinin yanına koyacaksınız. Sonra bunlardan biri baştaysa diğeri sonda olacak evet. Yani başta olan kitap aynı zamanda sonda olur mu? Ya da ikinci kitap aynı zamanda beşinci olur mu? Diye mantık oyunu yapacaksınız değil mi? Evet aynen kabul ediyorum. Bir kat ya birinci kattır ya ilk kattır ya son kat. Efendim ben sondan başlasam Demokrasi yapmanın anlamı yok. Sondan başlarsan yine o sondur. Yine birinci kat değildir. Sen öyle say. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Öyle bir Allah, öyle bir Rab, öyle bir ilah tanıtır ki kitabımız huvel evvelu vel ahir. O hem evveldir hem de ahirdir. Peki nasıl olur? Aynen böyle olur işte. Onun dediği gibi olur. Çünkü Kur'an böyle diyorsa böyledir. Allah öyle diyorsa öyledir. Bundan başka doğrusu yoktur. Gayra zi'i vec. Kur'an böyledir işte. Peki aile konusunda şöyle diyorsa ben adalet sahibiyim zulme razı değilim diyorsa kadın şurada dursun erkek burada dursun diyorsa ey Rabbi sen hem öyle diyorsun hem böyle yapıyorsun. Evet hem öyle hem böyle olması işte o adalettir işte o dengedir işte o zulmün dışında güzelliktir elbette. Çünkü Kur'an gayra zi'i veştir. Ama ya Rabbi, hem Müslüman olunca rahat ve huzur diyorsun, hem ben meyvalara gömülerek, yiyeceklere bürünerek, mala mülke gark olarak, dünyayı kuşatarak, içime doldurarak, dünyanın içine gömülerek rahat ve huzur bulacaktım. İşte orada bir şeytan mantığı var galiba. Biz rahat ve huzuru kendimiz tarif etmeye, Allah'ın da buna teslim olması ve rahm olması gerektiğine sanki inandırılıyoruz. Sonra da bir çelişki, bir çapraşık, bir karışık, bir çarpıklık, bir yamukluk bekliyor ya da arıyor ya da bulmaya çalışıyoruz. Allah korusun. Kur'an-ı arabiyen. hayır asla ve kesinlikle Arapça bir Kur'an okunması gerekir. Evet Arapça olarak ama biz bizim dilimizde okusak, yani karşılığını, mealini, yani tercümesini okusak okuyacaksın tabi. Yani Kur'an'ın Arabiyen olunca Arapça okunacaktır ama anlaşılmamalıdır değil. Elbette anlaşılmalıdır, elbette söylenilen dinlenmelidir, elbette hayatın programı ve projesinin merkezine alınmalıdır, elbette Allah ne dediyse bilinmeli ve bilinç olarak kendimize mal edilmelidir. Ama onun anlaşılması ve öğrenmesi adına okunan kitaplar yanında aslı ve esası Arapça Kur'an terk edilmemelidir. Gayra diye evet yamukluğu olmayan bir Kur'an'dır. Leallehum yettekun. İşte böylece, işte o zaman takvaya erersiniz. Müttaki olursunuz. Hayatın neresinde olursanız olun, hangi durum ve konumda bulunursanız bulunun, hastaneden yeni çıkmış ameliyat olmuştunuz, anneniz ölmüş, babanız yeni doğmuştu, çocuklarınız olmuş veya ölüyordular, Hangi durumdaydınız? Eviniz yapılıyor veya yanıyordu, kazanıyor veya sarf ediyor veya harcıyordunuz, günaha batmıştınız, nefes alacak haliniz kalmamış veya Haç'tan yeni dönmüş, taptaze, tertemiz bir Müslüman olmuştunuz olsun. İşte o konumda ben cennete gitmek istiyorum ey yüce Kur'an. Tarif et yolu bana, ben oraya gitmek istiyorum dediniz mi? Kur'an size mutlaka bir yol gösterecektir. İşte o yola girmeye teşebbüs ettiniz mi? Siz müttakisiniz. Yani Kur'an siz müttaki olunca size hidayet yolunu gösterecek, hidayeti yol olarak gösterecektir. Bakın size bir örnek. Daraballahu metelen raculen fihi şuraka müteşakisun ve raculen selamen li racul. Söyleyin, hel esteviyan mesela, elhamdülillah, bel ekteruhum la Allahu Ekber, gerçekten muhteşem bir örnek. Dünya, Allah'ın dışında, bütün yardımcılarını çağırsa, çatlasa patlasa, yer yerinden oynasa, mümkün mü bu gerçeği kendi kendine bulsun ve anlasın ve anlatsın? Bakın diyor Allah, size iki insan örnek gösteriyorum. Siz bu iki modelden biri olursunuz. Söyleyin hangisini olmak istersiniz? Bir kere kölesiniz. Kendinize göre bir hayat yaşama imkanınız yok. Öncelikle bunu kabul edin. Size karışan birileri var. Birileri emrediyor, birileri nehyediyor. Tabir caizse birileri takmış kemendi boynunuza çekip götürüyor ya da dahasını söyleyelim boynunuzda bir ip var o ipin ucunu ya birine ya birilerine vereceksiniz bunu unutmayın peki ben onsuz yaşarım ben ipsiz yaşarım ben hiçbir şey takmam kafama kendime göre takılır kendime göre yaşarım diyorsanız o da ayrı bir ipleme o da ayrı bir köleliktir onu ayrıca bilesiniz ama düşünün bir adam var bu adam birbiriyle çelişik, birbiriyle çatışmalı, belki onlarca, belki yüzlerce, belki binlerce, hadi diyelim birden fazla Tanrı'nın, söz sahibi insanın veya yetkilinin emri ve güdüm altında. Sanki tabir yerindeyse, boynuna takmış bir ip, vermiş birinin eline, sonra bir ip daha başka birinin eline vermiş sonra bir ip daha başka birinin eline vermiş sonra bir ip daha başka birinin eline vermiş ama bu ipin ucu elinde olanlar da birbirleriyle çatışma halinde yani kavgalılar düşmanlar birbirine sevmiyorlar birbirlerini bu adamın ne durumda olabileceğini düşündünüz mü? birisi çekecek gel buraya benim hizmetimde benim kulum kölem ol diye öteki durur mu? ona kul olsun diye bırakır mı? Anlaşma yapabilir mi? Hadi bugün senin gününde, buyur bakalım diyebilir mi? Hadi o gün dedi, katlanır mı devamlı bu işe? Az şöyle palazlandı mı? Biraz güçlendi mi? Biraz hayata hakimiyet imkanı arttı mı? Hemen çekmez mi ipin ucunu? Dur bakalım, öyle değil. Benim işim daha bitmedi demez mi? Şunu da yap, bunu da, bana bunu da kazan, bunu da, bana burada da hizmet et, bunu da demez mi adam? veya varlık veya otorite veya güç neyse o tanrı taslakları böyle davranmazlar mı? Ama bir adam düşünün, ve racülen selemendi racül. Sadece bir kişinin kulu kölesi. Başka değil. Sadece bir kişiye ait. Boynuna takmış ipi, vermiş ipin ucunu o adama, o güce, o otoriteye, işte o kadar o nereye çekerse, o da oraya gidiyor. Söyleyin, hel yestevi yani mesela. Bu iki örnek bir olur mu? Olur mu bu iki adam aynı eş değerde kabul edilir mi? Ben bu konuyu anlatırken tezgahtar ya da hizmetçi örnekleri verirdim. Ama anlatmakta güçlük çekerdim. Hani namus ve iffete yönelik bir örnek burada biraz da kullanmasak acaba az ağır olur filan diye. Bir çarşı düşünün, bir pasaj düşünün diyordum. On tane dükkan var, orada bir tane yani çarşı işini, pazar işini, temizlik işini, para işini, pul işini, alım işini, satım işini bir numara bilen bir elemanları var. Ama hepsinin elemanı, hepsi onu çalıştırmaya yetkili, hepsi ona emretmeye yetkili. Birisi emrediyor, benim için şuraya git. Öteki anında emrediyor, hayır burada dur, beriksi karışıyor, tutamazsın onu. Öteki kavga ediyor onunla, söyleyin bu adamın halini. Ne hale gelmiştir değil mi? Diyordum ama olsun anlaşırlar diyordu. Menfaat için anlaşırlar. Ben çaresiz kalınca, affedersiniz ama diyordum. Peki söyleyin, beş kişi, üç kişi ya da on kişi, hepsi bir kadınla evli pozisyonda düşünün. Ne hale gelir ortalık? Demesi bile ayıp oldu değil mi? Vazgeçtim. Anlaşıldı mı? Hel estevi yani mesela, örnek, bir olur mu bu iki adam, mümkün mü bu ikisinin bir olması? Elhamdülillah. Öyleyse hamdolsun Allah'a, nasıl da sadece ona kul köle olma, nasıl da sadece onun kulu kölesi olma şeklinde bir imtihana tabi tutmaktan bizi haberdar eylemiş. Nasıl da sadece onun tek bir Rab ve ilah oluşu gerçeğinden bizi haberdar edip, bize onu lütfetmiş, bize izzet ve ikram olarak veri vermiş onu. Elhamdülillah, hamde layık odur, övge layık odur, ama bel ektaruhum la yalemun. Fakat insanların şu anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Neymiş dertleri? Öleceklermiş de. Ya da Peygamber ölecek.